Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde doğruluk tablosundan Boolean ifadelerinin elde edilmesi konusunu işleyeceğiz. Doğruluk tabloları sayısal devre tasarımı aşamalarının en ön aşamalarında yer alıyor arkadaşlar. Ortaya konulan bir problemin çözülebilmesi için öncelikle problemin girdi ve çıktı arasındaki ilişkisi, girişler ve çıkışlar arasındaki ilişkileri doğruluk tablolarına aktarılıyor. Daha sonra farklı şekillerle bu doğruluk tablolarından Boolean ifadeleri elde ediliyor ve daha sonra sistemin mantıksal devresi çizilerek sayısal sistemin tasarımı yapılmış oluyor. Biz bugünkü dersimizde bu işlem aşamalarından Boolean ifadelerinin doğrudan direkt olarak doğruluk tablosundan elde edilmesi konusuna göz gezdireceğiz. Evet, doğruluk tabloları ve elimizdeki doğruluk tablolarını Boolean ifadelerine dönüştürürken dikkat etmemiz gereken belli başlı kurallar var. Bunlardan birincisi çarpımların toplamı şeklinde çıkışı ifade edeceğimiz durumda, yani çıkış fonksiyonumuz Q fonksiyonu içinde girişlerin tamamının birbiriyle farklı şekilde çarpımlarından oluşan farklı terimlerin toplamı şeklinde yazılacağı durumda çıkışların bir olduğu durumlar burada görüldüğü gibi birinci, dördüncü, beşinci ve yedinci, bir numaralı, dört numaralı, beş numaralı ve yedi numaralı kombinasyon bu örnek için konuşuyoruz. Q çıkışlarının bir olduğu durumlardaki girişler için ayrı ayrı her bir çıkış için bu girişleri içeren ifadeler yazılacak. Bu girişler çerçevesinde o çıkışların mantıksal fonksiyonları yazılacak. Tabi buradaki mantığımız şu olacak. Bir çıkışını verebilmesi için o şu an için bu 3 girişli doğruluk tablosu için konuşuyorum. Şu 3 değerin ne şekilde V işlemine girmesi gerekiyor? Burada dikkat etmemiz gereken bu olacak. Birinci değerimiz 0. Bir kere V işleminde çıkışın 1 olması için bütün girişlerin 1 olması lazım. Dolayısıyla 0 olan girişleri tümleyeceğiz. 0 olan girişlerin değerini alacağız. 1 olan girişleri olduğu gibi bırakacağız. Burada birinci 1 numaralı kombinasyonumuzda A değil, B değil ve C olacaktır. Bu kombinasyon çıktısının mantıksal ifadesi. Çünkü A ve B burada 0 durumunda. Bir sonraki 4 no'lu kombinasyonumuzda A'nın kendisi B ve C'nin değili olacak. 5 numaralı kombinasyonumuzda B 0 olduğu için B'nin değili olacak. A ve C 1 olduğu için de A ile C'nin kendileri olacak. A ve B değil ve C şeklinde ifade ediyoruz. Son kombinasyonumuzda da hepsi 1 olduğu için çıkışın 1 olduğu son kombinasyonumuzda girişlerin tamamı 1 olduğu için girişlerin kendilerini alıyoruz. A, B ve C şeklinde hiç tümleyenini almadan. Son aşamamızda da bu çıkışların bir olduğu durum için yazdığımız bu ifadeleri toplam şeklinde bir araya getiriyoruz. Q çıkışımız bu dört terimin bakınız toplamı. Görüyorsunuz. Birinci terim, birinci terim, ikinci terimimiz, üçüncü terimimiz ve dördüncü terimimiz. Bu dört terimin toplam şeklinde yazdığımızda doğruluk tablomuzun ifade ettiği mantıksal fonksiyonun Boolean ifadesini de elde etmiş oluyoruz. Tabi bu işlemler sonucunda elde ettiğimiz şu ifade arkadaşlar direkt mantıksal devreye aktarılacak bir ifade olamıyor çoğunlukla. Çünkü bu ifade sadeleştirmeye muhtaç bir ifade. Şu anki ifademiz de öyle. Çoğu zaman elde edilen doğruluk tablosu çıktısı Boolean ifadeleri ikinci aşama bir sadeleştirme ile daha ekonomik devreler, daha az masraflı mantıksal devreler tasarlanması için
bir sadeleşme aşaması gerektiriyor arkadaşlar. Bunun için biz daha önceki derslerimizde Boolean matematiği kanunlarıyla sadeleştirmeler yapmıştık. O şekilde sadeleştirme yapılabilir. Yahut bir sonraki dersimizde göreceğiniz Carnot haritaları metoduyla doğruluk tablosu direkt sadeleştirilerek Boolean ifadelerinin elde edilmesi sağlanabilir. Tabi burada Boolean ifadesi direkt doğruluk tablosundan değil de bir ara işlemden sonra elde edilmiş olacak. Bir sonraki dersimizin konusu bu olacak arkadaşlar. Evet, örneğimizde verilen iki girişli bir sistemimizin doğruluk tablosu mevcut. Bu sistemin Boolean ifadesinin bulunması isteniyor. Evet, baktığımızda Q çıkışının 1 olduğu iki tane kombinasyon var. 1 numaralı ve 3 numaralı kombinasyon. 1 numaralı kombinasyon için çıkışı yazacak olduğumuzda A'nın 0 olduğunu, B'nin de 1 olduğunu görüyoruz girişlerde o kombinasyonda. A'nın değili B'nin kendisi olacak. A değil ve B şeklinde o kombinasyonun mantıksal ifadesini yazdık. 3 numaralı kombinasyonumuzun mantıksal ifadesi de A ve B şeklinde olacak. Çünkü her ikisi de 1 girişlerin. Son olarak da bu iki kombinasyonun mantıksal ifadesini toplayarak sayısal sistemimizin ana çıkış fonksiyonu Boolean ifadesi olarak yazmış oluyoruz arkadaşlar. Q eşittir A değil B, A değil ve B veya A ve B şeklinde. Evet, sıradaki örneğimiz 3 girişli 8 tane farklı kombinasyon giriş kombinasyonu bulunan bir örnek. Baktığımızda bu örneğimizde 3 tane Q çıkışının 1 olduğu durum görüyoruz. 0 numaralı, 3 numaralı ve 6 numaralı kombinasyonlarımızda çıkışlarımız 1. Bu kombinasyonlar için çıkış mantıksal ifadelerini, bu kombinasyonlara ait olan mantıksal ifadeleri yazarken ilk kombinasyonumuzda bütün girişlerin 0 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her bir girişimiz değili alınarak V işlemine tabi tutulacak. Bu kombinasyonu sağlayabilmesi için. Bir sonraki kombinasyonumuzda sadece A girişinin 0 olduğunu görüyoruz. B ve C 1 olduğu için A değil B, C şeklinde bir çıkışımız olacak. 6 numaralı kombinasyonumuzda da sadece C'nin 0 olduğunu görüyoruz. A, B, C değil şeklinde bu kombinasyonumuz bu şekilde mantıksal bir ifadeye sahip olacak. Son olarak Q çıkışının fonksiyonunu Boolean ifadesi olarak yazalım. Bu 3 terimi toplayarak. Evet, Q eşittir. A değil B değil C birinci terim. A değil ve B ve C ikinci terim. A ve B ve C değil üçüncü terimimiz. Sıradaki örneğimiz 4 girişli 16 kombinasyonlu bir örnek. Biraz daha karışık gibi görünen bir örneğimiz. Burada bir olan çıkışın bir olduğu durumlara göz gezdirecek olursak, bakınız 4 numaralı kombinasyonda çıkışın bir olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde 6 numaralı kombinasyon, 11 numara ve 14 numaralı kombinasyon çıkışlarının bir olduğunu görüyoruz. Bu kombinasyonlar için giriş değişkenlerini içeren A, B, C, D terimlerini içeren her birisi için ayrı ayrı V işlemi içeren yine aynı şekilde ifadelerimizi yazacağız ve son olarak bunların toplamı şeklinde çıkış ifademizi elde edeceğiz. Birinci kombinasyonumuza baktığımızda bakınız A 0, C 0, D 0. 0 olan yerlere kendilerinin değilini yazıyoruz direkt. A değil, B'nin kendisi, C değil, D değil. Bir sonraki kombinasyonumuzda A 0, A'nın değili, B, C, D'nin değili. Bir sonraki kombinasyonumuz sadece B'nin değil alınacak. Diğerlerin hepsinin kendisi A, B değil, C, D. Son kombinasyonumuzda da D girişimizin değil alınacak. 0 olduğu için diğerlerinin kendisi alınacak. Son aşamamızda bu 4 terimi veya işlemiyle, toplama işlemiyle birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi birinci terimimiz, ikinci terimimiz, üçüncü terimimiz ve dördüncü terimimiz. Bu şekilde bu 4 girişli tablomuzun Boolean ifadesini elde etmiş oluyoruz.
Evet arkadaşlar, buraya kadar işlediğimiz, yaptığımız örneklerle, uygulamalarla doğruluk tablosundan Boolean ifadesinin elde edilmesinin konusunu bitirmiş olduk. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.